program biraz Avrupa ile ilgili olacak. Bildiğiniz gibi bizim programımızın ismi Saklı Tarihimiz. Saklı tarihimiz derken elbette ki birinci derecede Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi, Müslüman Türk milletinin tarihi ama diğer genel anlamda ise İslam tarihi de bizim tarihimiz. Bu sebeple Avrupa'da özellikle de Hristiyanlarla Müslümanlar arasındaki bir kısım saklı gerçekleri ortaya çıkarmak da bu programın önemli görevlerinden biri. Şunu özellikle ifade edeyim. Bu ve bundan sonraki programda anlatacağımız hakikatler gerçekten Avrupa'da yaşayan Müslümanları birinci derecede ilgilendiriyor. Ama Türkiye'de ve bütün dünyada yaşayan Müslümanları da yine birinci sayılabilecek derecede ilgilendiriyor. Çünkü bu Müslümanlar ve Hristiyanlarla alakalı çok önemli bir konuyu, siz buna diyalog deyin, siz buna Müslümanlarla gayrimüslimlerin ilişkileri deyin, siz buna Hazreti Peygamber'in ahir zamanla alakalı verdiği müjdelerin tahakkuk etmesi, gerçekleşmesi deyin, ne derseniz deyin ama bizi yakından ilgilendiriyor. Değerli seyirciler, onu kullanmayı tercih edelim. Benim bugün ilk size anlatacağım nokta Avrupa ile ilgili bakış tarzımız. Biliyorsunuz kamuoyunda, İslam aleminde çok değişik tartışmalar var. Türkiye'de de var bu tartışma. Acaba Avrupa Birliği'ne girelim mi, girmeyelim mi? Biz siyasi ve sosyal yönlerine girmeyeceğiz. Yani tamamen İslam'ı ilgilendiren, Müslümanları ilgilendiren noktadan konuşacağız. Ayrıca meseleyi fıkıh açısından da çok fazla değerlendirmeyeceğiz. Ama bazen fıkhi mevzulara da gireceğiz. O da ayrı bir mesele. Ama şöyle bir anlayış söz konusu. Biliyorsunuz İslamiyet sırat-ı müstakim dinidir. Yani istikametli bir din, doğru yol. Orada ifrat ve tefrit yoktur. İfrat derken bir şeyi aşırı derecede sevme veya bir şeyde aşırılığa gitme. Ama tefrit de yok. Yani bir şeyi çok fazla geriden takip etme veya çok o meseleyi aleyhinde konuşma mesela. Yani biz Avrupa kaselisi değiliz. Yani her şeyimizle Avrupa meftunu, Avrupa düşkünü değiliz. Ama bununla birlikte Avrupa'nın her şeyinden nefret eden bir Müslüman nesil de değiliz. Biz orta yolu tercih ederiz. Benim her zaman arkadaşlara söylediğim önemli bir cümle var. O da şu. Yani İslam'a hizmet ederken, İslam'dan taviz verilerek İslam'a hizmet etmek mümkün değildir kuralını unutmamalıyız. Bir defa bu önemli bir prensip. Sen İslam'a hizmet etmek istiyorsun ama İslam'dan taviz veriyorsun. Böyle bir hizmet olmaz. Şimdi konuya gelelim. Peki Avrupa'ya nasıl bakacağız? Çok kıymetli izleyiciler ve seyirciler, şunu arz edeyim ki Avrupa'yı ikiye ayırmamız lazım. Avrupa'nın iki yüzü var dememiz lazım. Bunu İslam alimleri belirtmişler, ifade etmişler. Bediüzzaman bunların başında geliyor. Avrupa'nın birinci yüzü, başta İslamiyet ve Hristiyanlık olmak üzere, semavi dinlerden ilham alan, Endülüs yoluyla, Osmanlı'nın Balkanlar yoluyla, İslam medeniyetinden ilham alan ve etkilenen yüzü. Bu yüz ki bildiğiniz gibi bütün bilimlerin, teknolojinin ve de insanlığa faydalı olan güzel şeylerin kaynağı olan Avrupa. Çok özür dilerim. Bir Müslüman olarak biz bu Avrupa'yı seviyoruz ve bunu teşvik ediyoruz. Bu noktada Avrupa ile bir problemimiz yok. Bunu Avrupalılar da yanlış anlamasınlar. Şimdi burada bir ayet-i kerimeyi aktarmak istiyorum size. Çünkü bugün Allah nasip ederse bu programda çok önemli bir vesikayı sizlere arz edeceğiz. Yani önemli bir vesika, Kiliseler Birliği'nin çok önemli bir şekilde yaptıkları ve maalesef web sayfalarında yayınlamadıkları İslamiyet, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz ve Allah gat kavramlarıyla alakalı tarihi bir vesikayı açıklayacağız bugün. Ve bu ümit ediyorum ki bütün Müslümanlar için el rehberi olacak bugünkü program. Şimdi bu birinci Avrupa ile alakalı şunu söylemekte fayda var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ buyuruyor. Yani müttakileri ve Müslümanları tarif ederken onlar öyle insanlardır ki ey şanlı peygamber
sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ettikleri gibi senden önceki peygamberlere indirilen mukaddes kitaplara da iman ederler. Bunu özellikle Hristiyanlara ve Yahudilere, ehli kitap dediğimiz insanlara duyurmamız gerekiyor. Yani tabir yerindeyse Kur'an-ı Kerim bu ayetle şunu diyor. Bura çok önemli. Sanki onları İslamiyet'e güzel bakmaları, olumlu yaklaşmaları için onları ısındırıyor. Diyor ki, sizin İslamiyet'i kabul etmenizde bir zorluk yok. Çünkü İslamiyet'i kabul etmekle dininizi tümüyle terk etmiyorsunuz. Bura çok önemli bir nokta. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş, Kur'an'dan anladığımız bu, iki önemli şey yapmış. Bunlardan birincisi, biz ona İslam tarihinde usulü din diyoruz. Dinin temel esasları. Halkın tabiriyle imanın şartları. Altı iman şartı. Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman gibi. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi İslamiyet, biz buna akaid-i İslamiye de diyoruz. Biz buna akide de diyoruz. Şimdi İslamiyet, Kur'an-ı Kerim gelmiş, diğer dinlerin, ister Hristiyanlık, ister Yahudilik, ister diğer bütün peygamberlerin getirdikleri imanın şartları konusunda yeni bir şey getirmemiş. İslamiyet'in yaptığı iki şey var. Bura çok önemli. Birincisi, bütün dinlerin ittifak ettikleri noktalarda İslamiyet onları tasdik etmiş. Kur'an-ı Kerim musaddikan lima beyne eydihim buyuruyor. Yani ellerinin önünde bulunan diğer mukaddes kitapları Kur'an-ı Kerim tasdik etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle. Ama ikinci bir özelliği var. Üzülerek ifade edelim. İster İncil, ister Tevrat aynıyla korunamamış. Bunu Hristiyan bilim adamları da kabul ediyorlar. Yani mesela İncil'de öyle parçalar var ki Hazreti Peygamber'in, Hazreti İsa'nın vefatından sonraki olayları ihtiva ediyor. Yani bunların vahiy olmadığını Hristiyan bilim adamları da kabul ediyor. Vahye dayanmadığını kabul ediyorlar. Ama vahyin kokuları yok değil, temelleri ve çekirdekleri yok değil. Dolayısıyla çok kıymetli izleyiciler, bu noktada önemli bir hususu belirteyim. İslamiyet eski mukaddes kitaplar ve dinlerle alakalı iki şey yapmış. Bunlardan birincisi, ilave edilen hurafeleri ortadan kaldırmış. Demek İslamiyet'in ve Kur'an-ı Kerim'in önemli bir ikinci özelliği, musaddık dediğimiz tasdik edici olmak yanında bir de musahih, yani tasfiye edici veya mükemmel, eksikliklerini tamamlayıcı bir özelliği var Kur'an-ı Kerim'in. Peygamberimizin de öyle. İkinci bir husus da, bu da çok önemli, yapılan tahrifatlar var. Siz de biliyorsunuz, İznik Konsili'nde 100 küsur İncil'den 4'e indirilmiş bu. Ne demek bu? 100 küsur kopyası vardı, nüshası vardı. Bunu papazlar bir araya gelip, aman efendim bu farklılıkları bertaraf edelim, ama 4 İncil'de ittifak ediyorlar. Kaldı ki bunun dışında Barnaba İncil'i falan da çıkıyor ortaya. O halde Hristiyanlar da müttefik değil. Birleşik halde değil. Yani onlar da şunu kabul ediyor. Şu andaki İncil ve Tevrat'ın bir kısım yönleri tarif edilmiş. Bunun delillerini ister Risale-i Hamidiye dediğimiz eserde, çok önemli Suriyeli bir alimin kaleme aldığı bir eserdir bu, İster Rahmetullah Efendi'nin eserinde görüyoruz. Ama biz bu konuya bugün girmeyeceğiz. Demek ki bu noktada Kur'an-ı Kerim diyor ki ehli kitaba, ey ehli kitap, siz Kur'an'a iman etmekle hiçbir zararınız yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim sizin kabul ettiğiniz ve mukaddes kitaplarınızın ortaya koyduğu iman esaslarını tasdik ediyor. Ama tahrif ettiğiniz veya hurafeyle uydurduğunuz bir kısım şeyleri de tasfiye ediyor, tamamlıyor. Bu birinci nokta. Gelelim ikinci noktaya, bu da çok önemli. Biliyorsunuz Kur'an'ın ve Resulullah'ın özellikle müessis olduğu, yani kurucusu olduğu, kanun koyucu olarak vaz ettiği ikinci grup hükümler var. Biz buna fıkıh diyoruz veya furu diyoruz. Burada furu'dan kasıt Türkçemizdeki teferruat manasına değil. Yani iman esasları değil de İslam'ın şartları, İslam'ın hükümleri, İslam hukukunun hükümleri. Bu önemli bir nokta. Ne demek? Namazla ilgili, zekatla ilgili, oruçla ilgili, evlenmeyle alakalı,
alışverişle alakalı, ceza hukukuyla ilgili hükümler. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Diyor ki ey ehli kitap, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişiyor, yenen meyveler değişiyor, yemekler değişiyor, hatta ilaçlar değişiyor, hastalara göre ilaçlar değişiyor. Aynen öyle de asırların değişmesiyle elbette ki şeriatlerin, hukuk sistemlerinin değişmesi çok normaldir. Dolayısıyla İslamiyet bu noktada biliyorsunuz Mecelle'nin meşhur bir kaidesi var. Onu size hatırlatayım çok kıymetli seyirciler. Diyor ki Mecelle, yani tegayyür-i ezman ile tebeddül-i ahkam inkar olunamaz. Yani bir kısım şer'i hükümler var ki zamanın değişmesiyle değişebilir. Ama İslamiyet son ve mükemmel bir din. Orada değişme sadece içtihadi konularda oluyor. Ama İslamiyet'in kendisi getirdiği hükümlerle bir nevi eskiden gelen şeriatlerdeki hükümlere sizin vaktiniz bitti, mevsim değişti, şu anda mevsim İslam hukukunun mevsimidir diyerek onlara son vermiş. Burada yanlış anlaşılacak bir nokta yoktur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam çok uzattınız. Ama önemli bir konu bu. Her yerde bize sorulan bir konu. Geliyoruz Avrupa'nın ikinci yüzüne. Çok kıymetli seyirciler. Bugün Avrupalıların bile kendinden şikayet ettiği ve karşısında titrediği bir Avrupa. O da ne acıdır ki ahlaksızlığın ve ne acıdır ki dinsizliğin ve ne acıdır ki aileye ve topluma ait değerlerin tamamen erozyona uğradığı ve Avrupa'da bildiğiniz gibi internet dahil olmak üzere sinemalarda görülen rezaletler, tiyatrolarda görülen rezaletler ve gayrimeşru hayatla ilgili her türlü yerler ve işler, bütün bunlar Avrupa'nın ikinci çirkin yüzünü teşkil ediyor. Hanımefendiler, beyefendiler, Avrupa'nın bu yüzünden Kur'an'a yemin ediyorum ki aklı başında Avrupalılar da şikayet ediyor. Biz bu yüzünü asla sevemeyiz. Yani İslam'ın bir kısım sosyal ve aile hayatına ait değerlerini Avrupa'nın bu çirkin kabul edilen değerleri karşısında tercih edemeyiz. Buna içkiyi, uyuşturucuyu, zinayı, adam öldürmeyi ve insani değerleri yok eden her türlü ahlaksızlık ve dinsizliği katabilirsiniz. Başkalarının hayatına müdahale etmeyiz. Ama biz böyle bir Avrupa'yı sevmeyiz. Öyleyse Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak bizim en önemli gayemiz gelecek nesilleri ve mevcut nesilleri. Bütün gücümüzle işte bu Avrupa'nın ikinci yüzünden kurtarmak. Bunu özellikle ifade ediyoruz. Çünkü bu Avrupa İslam'ın değerleriyle uyuşmuyor. İslam'ın ahlakıyla uyuşmuyor. Biz buna uyum, integration, integrasi adına asla razı olamaz ve birleşemeyiz. Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Çok ilginçtir. Kendim bizzat katıldım. Çok katıldım. Önümde belgesi var. Viyana Kardinali, şimdi değişmiş olabilir, Konik, Viyana'da bulunan İslam Akademisi'nin açılışında benim de bulunduğum bir yerde müthiş bir konuşma yaptı. O konuşmada söylediği şu. Diyor ki bugün, yani Müslümanlar da vardı orada, biz de oradaydık. Bütün insanlık ortak değerlerde, ortak problemlerde birleşmek mecburiyetindedir. Ve aralarındaki ihtilaflı ve tartışmalı konuları bertaraf etmek durumundadır. Niye karşı? Bir, karşı durulamaz şekilde devam eden ve gelen dehşetli bir ahlaksızlığa karşı. İkincisi de bütün nesilleri alt üst eden dinsizlik cereyanına karşı. Ben hayret ettim. Nitekim biraz sonra Hazreti Peygamber'in müjdesinden o belgeyi sunmadan önce ben de bunları size aktaracağım. Ama bu cümle, şimdi kim buna karşı gelebilir? Ben burada o zaman şunu söylemek istiyorum. Batı'daki her şey mutlak hayırlıdır diyen Avrupa kâsiristlerinden değiliz. Elbette ki Batı medeniyeti bir kısım insani değerlere ve Müslümanlarla ortak olan noktalara sahiptir. İlim, teknoloji biraz önce anlattığımız gibi bunlardandır. Ve bunun temeli de elbette ki Yunan medeniyeti, Roma medeniyeti vardır ama çok önemli ölçüde Endülüs ve Osmanlı yoluyla İslam medeniyetinde etkileri vardır. Bunu ispat etmeye girmiyoruz.
Öyleyse biz müsbet olan noktalarına karşı değiliz. Ama çirkin yüzüne kıyamete kadar da karşı olmaya devam edeceğiz. Bunu kabul edemeyiz. Yani bunu özellikle ifade edeyim. Ha, bir noktayla ben bu Avrupa'ya bakışımızı bitireyim. Çünkü asıl müjdeli olan konuya geleceğiz. Belgeyi ortaya koyacağız. O da şudur. Hazreti Peygamber'in şu hadis-i şerifi diyor ki hikmet, faydalı olan ilim ve marifet müminin itik malıdır. Nerede bulursa insanlar içinde ona en layık ve hak edeni Müslümandır diyor. Yani onun için bizim prensibimiz bu. Son cümlem bu noktayla alakalı. Huzma safa de'ma keder. Bizim prensibimiz bu. Yani güzel olanı, duru olanı al ama çirkin ve bulanık olanı bertaraf et. Şimdi geldik asıl konuya. Nedir o konu? Tabii saatimizi de kontrol ediyoruz. Çünkü vaktimiz sınırlı. Ben bu konuyu Allah nasip ederse böyle sizlerin de hayret edeceği bir şekilde aktarmak istiyorum. Çok kıymetli seyirciler, biliyorsunuz ben tartışmalara girmeyeceğim ama bir iki cümle söylemeden de hadis-i şerifi aktarmayacağım. O hadis-i şerif önemli ve o hadis-i şerifi tasdik eden şu belge de çok önemli. İnşallah bunu sayfa sayfa sizlere göstereceğim. Olay şu, bugün ister Türkiye ister İslam aleminde bir diyalog kavramı var biliyorsunuz. Arapça'da buna hivar diyorlar. Bu diyalog konusunu ayrı bir programda işleyebiliriz. Ama buna bugün girmek mecburiyetindeyim. Yoksa hadis-i şerifle alakalı izahları yapamam. Şimdi bu diyalog kavramı Türkiye'de örnek vereyim. İslam aleminde de böyle. Yani mesela eğer bu diyalog kelimesini 10 sene önce Suudi Arabistan'da söyleseydiniz sizi hapse atarlardı. Ama 5-6 ay önce biliyorsunuz Haziran'da bizzat Suud Kralı Abdullah dünyadan 600-700 tane İslam alemini toplayarak Mekke-i Mükerreme'de diyalog konferansı yaptı. Ama niçin yaptı, nasıl yaptı ona girmiyoruz. Biz siyasetle uğraşmıyoruz. Şimdi bir kısım bu konuda 3 tane yaklaşım var. Yani bunu söyleyeyim ki hadis-i şerifi daha iyi dinleyelim. Bunlardan birincisi, burası çok önemli bir nokta. Efendim diyalog küfürdür. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Siz onların dinlerine uymadıkça, Hristiyan veya Yahudi olmadıkça, Hristiyan ve Yahudiler sizden memnun kalmazlar. Mealindeki ayet-i kerimeyi delil tutarak müthiş bir aleyhte cereyan var. Bunu biliyorsunuz. Gazeteler, televizyonlar. Ben kimseyi burada konuşmak istemiyorum. Ben bunun ifrat olduğu kanaatindeyim. Yani böyle bir yaklaşımın. Ve diyalog yapanları tekfir edecek kadar ileri gidenleri, Avrupa'yı bilmedikleri, Amerika'yı bilmedikleri, dünyanın ahvalinden haberdar olmadıkları kanaatindeyim. Fazla suçlamıyorum. İkinci bir nokta ise bence tefrit noktası. Yani bu noktada biraz geri nokta. O da şu. Yani diyalog adına İslami bazı değerlerden taviz verme. Ben bunu hemen hatırlatıyorum. Özellikle de hatırlatıyorum. Bir defa İslam'dan taviz vererek İslam'a hizmet etmek mümkün değil. Bunu ezberleyelim. Yani ben Müslüm gayrimüslimlere karşı şirin gözükeyim veya işte onlara karşı İslam'ın belli hükümlerinden taviz vereyim ki onlar da beni kabullensinler, ben de onlara İslam'ı anlatayım. Kusura bakma. Hidayeti veren de alan da, dalalete erdiren de, durduran da Cenab-ı Hak'tır. Kur'an-ı Kerim bunu açıkladıktan sonra bizim İslam'ı anlatacağız diye diyalog adına bir kısım tavizleri vermemiz İslami değildir. Ama ve lakin bu ikinci gruba söyleyeceğim bir cümle daha var. Bakıyorum Hristiyan ve Yahudilerle çok güzel diyaloglar yapılıyor. İki nokta unutuluyor. Bu iki noktayı mutlaka ortadan kaldırmamız lazım. Bunlardan birincisi gayrimüslimlerle diyaloğa evet ama bakıyorum Müslümanlar arası diyaloğa hiç gayret sarf edilmiyor. Ben bunun doğru olduğu kanaatinde değilim. İkinci önemli mesele ise bura çok önemli. Evet biz dinsiz de olsa bir insanla konuşma hakkına sahibiz. Ama kusura bakmayın bizim özellikle de akaid konularında, iman esaslarında diyalog yapabileceğimiz en önemli nokta Hristiyan ve Yahudilerdir. Dolayısıyla yani bir dinsizler grubunu veya başka grupları efendim diyalog yapıyoruz diyerek dinler arasına katmak çok ciddi şer'i mahsurları vardır. Bunu hatırlatmak istiyorum.
benim ne demek istediğimi dinleyiciler zannediyorum benden iyi anlıyorlar. Peki hocam ne yapalım? Yapılacak iş şu. Ben çok kıymetli bir hoca efendinin sözünü aktararak üçüncü yolu aktaracağım. Bana aynen şu cümleyi söyledi. Dedi ki Ahmet Bey, maalesef dedi, Batılılar, Amerikalılar ve Avrupalılar, yani Hristiyan ve Yahudiler, Müslümanlarla diyaloğa ihtiyacı yok. Zaten biliyorsunuz papalık bunu tartışıyor. Yapalım mı yapmayalım mı? Hala diyalog yapılıp yapılmayacağında karar kılamamışlar. Niye dedi? Çünkü zaten İslam alemiyle Hristiyan ve Yahudiler diyaloğu gerçekleştirmiş. Yatak odamıza kadar her gün giriyorlar. Yanlış mı çok kıymetli seyircilerim? Yani siz ayrılın mutfakta yemek yaparken hanımefendi, sizin çocuğunuz Amerika'da Hollywood'da hazırlanan filmleri seyrediyor ve dolayısıyla Hristiyan değerler veya Yahudi değerleri veya o toplumun kapitalist değerleriyle iç içe yaşıyor. Diyaloğun manası bu. Ciddi manada bizi perişan etmişler. Dolayısıyla dedi, onların ihtiyacı yok. Asıl bizim ihtiyacımız var. Onlara acaba doğru İslamiyet'i anlatabilir miyiz? İşte bu nokta çok önemli. Bu noktada Hazreti Resulullah'ın bir kısım hayat örnekleri var. Ama ben bugün diyalog konusuna girmeyeceğim. Şayet onlarla mücadele edeceksen, münakaşa edeceksen, müzakereye girişeceksen, en güzel metotla mücadeleni yürüt. Çünkü senin Rabbin, aman ya Rabbi, doğru yolundan kim sapmış veya hidayete kim ermiş, bunu en iyi bilendir. Sen vazifeni yap, vazife ilahiyeye karışma. Bu ayet birinci düsturumuz. Geliyorum ikinci ayete. Hangi ayet? Burada çok önemli. Mümtehine suresi. Adı üstünde biliyorsunuz Mümtehine suresi çok önemli bir sure. Kur'an'ın 60. suresi. Tabir yerindeyse Müslümanların gayrimüslimlerle olan ilişkilerini düzenleyen bir sure. Böyle diyebilirim. Orada ne buyuruyor? La yenhakumullahu anillezine lem yukatilikum fiddin ve lem yukhricukum min diyarikum. Allah sizi din konusunda sizlerle savaşmayan ve sizi memleketlerinizden sürgün etmeyen, diyarlarınızdan çıkarmayan gayrimüslimlere iyilik etmenize mani değil. En teberruhum. Dikkat ediniz. İyi münasebetler kurmanıza mani değil. İkinci nokta ve tuksitu ileyhi. Ve onlara adaletle davranmanıza da mani değil. Bura çok önemli bir nokta. Gidin Osmanlı arşivindeki binlerce mahkeme kararını, şeriye mahkemesi ilamlarını ve hüccetlerini inceleyin. Hiçbir zaman siz, çok önemli, Osman'a karşı, yani Müslüman olan Osman'a karşı İzak'ın mahkum edildiğini görmezsiniz. Kim haklıysa o mahkum edilir. Ve tam aksine göreceksiniz ki Ahmet'in aleyhine ama George'un lehine kararlar bulacaksınız. Osmanlı şeriye mahkemelerinin kararlarında. Bunu tarihimiz ortaya koyuyor. 170 milyonluk Osmanlı arşiv belgeleri bunun şahidi ve delili. Bu noktada iftihar ediyoruz. Avrupa'da böyle bir arşiv yok. Şimdi bu büyük girişi yaptık. Konunun sonuna geliyoruz. Çok kıymetli izleyiciler. Dikkatle takip edin ve ne olur eksik kalmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müthiş bir hadis-i şerifini okuyacağım size. Hadis-i şerif bir defa Ahmed İbni Hanbel Hazretleri Müsned'inde, Ebu Davud biliyorsunuz Sünen'inde, İbn-i Mace Sünen'inde açıkça zikreden bir hadis-i şerif. Nedir o hadis-i şerif? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Satusalihune Rum. Ahir zamanda Hristiyanlarla barış anlaşması yapacaksınız. Sulhan eminen. Her iki tarafa da güven ve emniyet temin eden bir anlaşma. Sümme tegzûne entüm ve hum aduhum min verâikum. Bura çok enteresan. Sonra da siz ve Hristiyanlar ikinizin de dışında ikinize de düşman olan ortak düşmana yani ahlaksızlık ve dinsizliğe karşı savaşacaksınız diyor. Bura çok önemli. Hemen devamı. Arkasından galip geleceksiniz. Ve çok kazanımlar elde edeceksiniz. Ve dünya böyle bir ittifaktan sonra çok mutlu bir dönem yaşayacak. Subhanallah. Bu hadis-i şerif tabii beni çok heyecanlandırdı.
Ben bunu okuyunca o zaman anladım. Bediüzzaman Hazretlerinin İhlas Risalesi'nin haşiyesinde ahir zamanda değil dindar Müslüman vatandaşlarıyla, belki dindar Hristiyanlarla dahi dinsizliğe ve ahlaksızlığa karşı ittifak etmek gerektiğine dair olan hadise işaret etmesini o zaman anladım. Bu hadis-i şerifi gördükten sonra anladım. Hanımefendiler, beyefendiler, bu hadis-i şerifi ister Arap aleminde, ister başka İslam dünyasının bölgelerinde farklı alimler farklı şekillerde yorumlamışlar. Bazıları ileride bir Amerikan İslam dünyası savaşı çıkacak demiş. Bazıları Müslümanlar birleşip İsrail ile savaşacaklar demiş. Bazıları, bazıları, bazıları. Ama çok güzel bir izahı bir kısım İslam alimleri, başta Bediüzzaman olmak üzere, yorumlamış ve karşımıza getirmişler. Şimdi ben bu belgeleri bu yorumdan sonra size anlatacağım. Nedir o yorum? Benim de katıldığım o kanaat ve yaklaşım, izah, bu hadisin izahı şudur. Üzülerek ifade edeyim ki dinsizlik ve ahlaksızlık şu anda dünyayı tehdit ediyor. Globalization dediğimiz küreselleşme sebebiyle Hollywood'da çıkan bir ahlaksızlık aynı gece Hakkari'nin bir köyünde seyredilebiliyor. Dolayısıyla bu nehir gibi kanalizasyon akıtan bu nehir, yani küreselleşme nehri, maalesef ne Hristiyanlar ne de Müslümanlar tarafından durdurulamıyor. Birleşmiş Milletler'in de hiçbir fonksiyonu yok. Ne yapacağız peki? Yapacağımız şu: dinsizlik cereyanının, bunu müjde olarak iletiyorum, böylesine ahlaksızlığın hakim gibi göründüğü, bizi perişan ettiği bir dönemde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın manevi şahsiyetinden ibaret olan hakiki Hristiyanlık dininin Allah'ın rahmet semasından ineceğini, nüzul edeceğini bu hadis-i şerif müjdeliyor. Büyük bir müjde. Dikkat ediniz, Ahmet Akgündüz'ün, Fatih Bey'in, Akif Bey'in gayretleriyle değil, biz sadece sebeplere başvuracağız. Demek ki Allah'ın izniyle bu hadis-i şerifin söylediği müjde tahakkuk edecek. Nasıl tahakkuk edecek? Bunu hemen söyleyeyim. Tahakkuk edeceği şu, çok önemli: Hristiyanlığın hakiki hali şu andaki mevcut hurafelerden ve bir kısım tahriflerden sıyrılacak. Hak din olan İslamiyet'e iltihak edecek. Bunu ben Hollanda'da papazlara ve Hristiyan profesörlere söyledim. Bazıları güldü ama bazıları beni tasdik etti. Dedi ki, Akgündüz, çok geniş ve büyük konuşuyorsunuz. Evet dedim. Şu anda üzülerek ifade edeyim, İslamiyet ve Müslümanlar, Hristiyanlık ve Hristiyanlar, globalization dediğimiz küreselleşmenin getirdiği ahlaksızlık seli, dinsizlik seli karşısında dünyada mağlup durumdalar. Üzülerek ifade edeyim, Filistin'de de aynı dertten dertli, Mısır'da da dertli, İstanbul'da da dertli. Evet, güzellikler var ama çirkinlikler ve ahlaksızlar galip durumdalar. O zaman ne olacak? Hristiyanlık İslamiyet'e iltihak edecek. İslamiyet metbu, lider olacak. Ama Hristiyanlık ona tabi olacak. Ve bu ittifak neticesinde ayrı ayrı iken dinsizliğe ve ahlaksızlığa mağlup olan Hristiyanlar ve Müslümanlar bu iki düşmanı yenecekler. Hiç endişe etmeyin. Ben de 8 senedir Avrupa'da bu müjde sebebiyle yaşıyorum ve sıkıntılara dayanıyorum. Mutlaka ve mutlaka bu müjde gerçekleşecek ve insanlık kıyamet kopmadan önce 60-70 sene huzurlu bir dönem yaşayacak. Ya hocam, bu müjdeleri veriyorsun da belgen var mı? Hiç Hristiyanlarda buna dair işaret var mı? Halbuki onlar devamlı aleyhimize yazı yazıyor, televizyon kanallarında aleyhte konuşuyorlar. Hayır, var. Ben de öyle düşünüyordum. Şimdi belgeye geliyorum. Günlerden bir gün, çok enteresan, bir zamanlar Dünya Kiliseler Birliği'nin genel sekreteri olan Jan Slomp, şu anda 80 küsur yaşında bir insan, bizim Profesör Bünyamin Duran'a geliyor, bize de aynı şeyi, zaten dergide de yazısını gördük. Diyor ki, siz Müslümanlar, üzülerek ifade edelim ki 4 Mayıs 1984 tarihli Kiliseler Birliği'nin gerçekleştirdiği konsilde alınan kararları takdir edemediniz. Biz beklerdik ki o kararları
bütün dünyaya televizyonlarınız vasıtasıyla yayasınız. İslamiyet ve Hristiyanlık, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında gerçek bir birliktelik başlasın. Bu birliktelik haşa İslam'dan taviz verme manasına değil, Peygamberimizin müjdesinin gerçekleşmesi manasına konuşuyorum. Ama çok enteresan devam ediyor bu genel sekreter, Kiliseler Birliği'nin genel sekreteri, bütün dünya Kiliseler Birliği'nin, Hollanda'nın değil, buranın altını çiziyorum. Demek ki 4-10 Mayıs 1984'te Viyana'nın, Viyana'ya bağlı bir kasabada toplanan 105 tane Hristiyan başpiskopos bir hafta tartışıyorlar. Tartışmanın gündemi Witness to God in a secular Europe. Yani seküler, laik Avrupa'da Allah'a şahitlik. Müslümanlar ve Hristiyanların müşterek şahitliği. Burası çok enteresan bir olay. Kitapçık bu. Bu kitapçık yok. Sadece kardeşinizin elinde. Çünkü o tek nüshayı elde ettik ve inşallah bunu yazılı halde de bütün İslam dünyasına sunacağız. Dedim ki siz bu konsilde ne kadar kararlar aldınız? Dedi ki dikkat ediniz. Biz o konsilde öyle kararlar aldık ki inanılmaz kararlar aldık. Ama özellikle Mısır, Türkiye ve Suriye'den gelen başpiskoposlar eğer bu kararları dünyaya fazlaca yayınlarsanız bizim ülkelerimizde Hristiyan kalmaz, İslamiyet'e girerler diye itiraz ettiler ve bu kararları yayınlamadık dedi. Çok açık itiraf ediyor. Bunu bir akademik dergide de kendisi beyan ediyor. O dergi de var elimde. Açıklıyor, itiraf ediyor. Diyeceksiniz ki hocam bu alınan kararlardan birkaç tane söyler misiniz? Zaten onun için bu programı yapıyoruz. Onun için geldik. Burası çok önemli. Çok kıymetli seyirciler. Tabii bu Hristiyanlar 4-10 Mayıs 1984'te 80'li yılların konsilini toplamışlar ve de değişik konuları tartışmışlar. Neyi tartışmışlar? Burası çok enteresan. Birinci tartışma konusu Avrupa'da Müslümanlar ve Hristiyanların geleceği. İkinci tartışma konusu, burası çok enteresan, ben hemen söyleyeyim size. Evet, beraber yaşıyorlar, Avrupa'da beraber yaşıyorlar. Acaba İslamiyet, Hristiyanlığın gerçek manada anlaşılması için bir yol açabilir mi? Hani biraz önce dedik ya, hurafelerden ve tariflerden sıyrılacak hakiki Hristiyanlık gelecek diye. Onlar tartışıyor, dikkat ediniz. Bir diğer konu grup 2, acaba Hristiyanlar kendi dinleri açısından İslam'ı nasıl anlamalılar? Bunları inşallah sizlere çok kıymetli kameraman kardeşim maharetiyle takdim edecek. Böyle şimdi kaçırdık diye merak etmeyin. Üçüncü bir grup tartışıyor. Burada çok önemli. Çok laiklik ve de sekülerizm Hristiyanlık ve İslamiyet'e karşı meydan okuyabilir mi? Acaba Avrupa toplumu yeni nesile acaba imanlı bir çıkışla mı yeniden bir yol verecek, yoksa laiklik devam mı edecek? Bunlar tartışılan konulardan birisi. Çok ilginçtir. Ben bazılarını daha söylemek istiyorum. Yani çünkü bunları söylemeden yani anlamak mümkün değil. Acaba İslam'ın eserlerinde mukaddes ruh manası nedir? Çok önemli bir soru bu. Çok kıymetli izleyiciler, bir soru daha. Bir Müslüman Hristiyan inancına göre manen kurtuluşa erebilir mi? Aman Allah'ım, yani çok ilginç sorular. Acaba Allah'ın iradesi her Müslümanın Hristiyan olmasını neden istemedi? Bunları kendiler tartışmışlar. Bir diğer önemli soru, acaba tartışmışlar Hristiyanların gadı ile, Hollanda'da biliyorsunuz hop diyoruz, Müslümanların Allah'a arasında bir fark var mı? En çok tartıştığımız konular bunlar. Ve bir konu daha, acaba Hristiyanlar ve Müslümanlar Allah'ın iradesiyle aynı toplum içinde birleşebilirler mi? Bu da soru. Tartıştıkları sorular.
Dikkat ediniz. Şimdi bir soru daha, bir soru daha. Bir Hristiyan Hazreti Muhammed'i doğru bir peygamber kabul ederse dininden çıkar mı? Bu da bir soru. Tartışma konularından biri. Böyle devam edip gidiyor. Ve çok ilginç, tarihi ve dini Müslümanlara karşı peşin hükümlerimizi terk edebilir miyiz? Bütün bunlar bu toplantıya katılan 105 tane gayrimüslim, yani Hristiyanlara ait, ister Ortodoks, ister Katolik, ister Protestan, ister Evanjelik papaz papazlar tarafından tartışılmış. Ben kimlerin katıldığına dair ve bazı misaller vermek istiyorum. Yani ta ki bakınız, inşallah bunları da arkadaşlarımız teker teker çekerler. Çok ilginçtir. Avusturya'dan Katolik Kilisesi'ni temsilen Walter Streit katılmış. Örnek veriyorum sadece. Başkaları da var. Belçika'dan Madame Lucy Mendes katılmış. Bulgaristan'dan katılan yok. Kıbrıs'tan Ortodoks Kilisesi'nin temsilcisi Doktor Andreas Mitsais katılmış. Sovyetler Birliği'nden, o zaman Sovyetler Birliği yıkılmamış, çok enteresan, yine Ortodoks Kilisesi'nden baş piskopos katılmış. Böyle Slovakya'dan katılmış, Danimarka'dan katılmış, Finlandiya'dan katılmış, Fransa'dan katılmış, Almanya'dan katılmış, Almanya Kiliseler Birliği'nden katılmış, Anglikan Kilisesi'nden katılmış, Büyük Britanya, yani İngiltere ve Yunanistan'dan Ortodoks Kilisesi'nden Bishop Profesör Anastasios katılmış. Komşumuz olduğu için Macaristan'dan katılmış, İtalya'dan katılmış, Hollanda'dan da çok enteresan Hristiyanlardan 2-3 tane katılan var. Bir tanesi bizim Jan Slop. Jan Slop Lutherist kiliseleri temsilen katılmış. Yani reformistleri temsilen katılmış. Norveç'ten katılmış, Portekiz'den katılmış, Romanya'dan katılmış. Çok enteresan, daha devam ediyoruz. İlginç olan bir nokta, tabii Dünya Kiliseler Birliği'nin temsilcileri katılmış. İslam aleminden de katılanlar var. İslam aleminden, Mısır'dan katılmış, Türkiye'den katılmış. Sözüm özü, bu tamamen rapor. Geliyoruz kararlarından bazılarına. Onları okumak istiyorum size. Çok önemli bulduğum için okumak istiyorum. 4-10 Mayıs 1984 tarihinde toplanan 80'li yılların Hristiyan Kiliseleri Konsili'nde alınan kararlardan birisini okuyorum. 1. Müslümanlar tarafından bizim gadımıza karşılık Allah kelimesi kullanılmıştır. Bu zamana kadar konuşulanların tam tersine Allah Arapçada gadın adıdır. Müslümanlarla Hristiyanların gadı ile Allah'ı arasında fark yoktur. Sadece sıfatlarda farklılığımız olabilir. Bu çok önemli bir olay. Ben Leuven Üniversitesi'nde 2,5 saat bir konferans verdim. Üzülerek ifade edeyim ki benim söylenen tek şey, efendim sizin gadınızla bizim gadımız farklı. Hayır efendim, aynı Allah. Önemli bir karar. Çok karar var burada. Yani 50'ye yakın karar. Ben 3 tanesini okuyacağım. Daha güzel olan nokta, bunun İngilizcesini de okumak istiyorum. Christians respect the prophetic tradition of the Old Testament. Yani Hristiyanlar Tevrat'tan beri gelen peygamberlik ananesine saygılıdırlar. Çok önemli. Ve Tevrat bütün insanların Allah'a tevbe ederek Allah'ın ubudiyetinde olmalarını tavsiye eder. İşte bura çok önemli. O zaman Hazreti Muhammed'i Tevrat'ın doğrultularında, Tevrat'ın talimatları çerçevesinde yalancı bir peygamber olarak vasıflandırmak doğru ve adaletli değildir. İngilizcesini okuyorum. It is unjust to dismiss Muhammed out of hand as a false prophet. O zaman bütün Hristiyanlar Hazreti Muhammed'in Hazreti İbrahim'den beri devam eden peygamberlik zincirinin bir halkası olduğunu kabul etmekle dinden çıkmazlar. Aman Allah'ım.
Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği nokta. Diyeceksiniz ki niye eserlerini görmüyoruz? Biraz sabırlı olalım. 1000 sene önce böyle bir şeyi birisi söylese hangi rüyada gördün diye onu delilikle suçlarlardı. Toplanıyor, itiraf ediyorlar. Ve bir nokta daha, çok enteresan bir şey. Hristiyanlar için Kur'an Allah'ın kelamı değil, Muhammed'in sözleri olarak değerlendiriliyor. Ama Kur'an'ın kelimelerinin Allah kelamı olduğunu kabul etmek bir Hristiyan için dinden çıkma sebep değildir. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır ve vahye dayanıyor. Bu da aldıkları kararlardan birisi. Çok kıymetli misafirler, inşallah bir sonraki haftanın programında biz bu meseleyi biraz daha derinlere götüreceğiz ve Avrupa'da yaşayan, özellikle gayrimüslimlerle birlikte yaşayan Müslümanların hangi vazifelerle vazifeli olduğuna dair bazı noktaları sizlerle paylaşacağız. Ama ben bu programı Allah Hazreti Peygamber'in verdiği bu müjdeyi kıyamet kopmadan kesinlikle gerçekleştireceğini, nasıl ki İstanbul'un fethini tam 879 sene önce haber veren Hazreti Peygamber'in bu müjdesi 879 sene sonra Hicri tarihi itibariyle Hazreti Fatih Sultan Mehmet eliyle gerçekleştiyse, Peygamberimizin bu müjdesinin de yani Hristiyanların Avrupa ve Amerika'sıyla İslamiyet'e iltihak edeceklerine dair müjdenin de mutlaka gerçekleşeceğini ve buna inanarak vizyonumuzu ve misyonumuzu buna göre ayarlayarak Hristiyanlarla, Avrupa ile Amerika ile münasebetlerimizi ona göre geliştirmemiz gerektiğini özellikle siz kıymetli seyircilerden arzu ediyorum. Ama bunun için ne yapmamız lazım? İşte sorumluluklarımızı diğer programa bırakıyorum. Teşekkürlerimi ve hürmetlerimi arz ediyorum efendim.